Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepinizin bildiği gibi Medine-i Münevvere'de Uhud'a doğru giderken yan tarafta, sol tarafta bir dağın eteğinden geçerken orada çürümüş bir keçi yavrusu görür. Kokan çürümüş bir keçi yavrusu, ölmüş. Der ki, bakın bakalım der yanındakilere. Şu çürümüş ve gebermiş olan keçi yavrusunun sizin nezdinizde bir değeri var mı? Para vererek bunu alan olur mu? Olmaz ya Resulallah, bu gebermiş ve çürümüş. Sizin nezdinizde bu neyse, bunun değeri neyse, Allah nezdinde dünyanın değeri budur dedi. Şimdi dünyanın değerini anlamak için bundan başka bir örneğe ihtiyaç var mı? Yok. Bu Efendimizin ifadesi sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak müteaddit yerlerde dünya hayatının bize örneğini anlatıyor. Ne diyor? Yağmur yağdı. Süze süze yağdı. Güzel bir bağ ve bahçe meydana geldi. Rengarenk çiçekleriyle, gür yeşilliğiyle artık bahçe sahibi köşeyi döndüm diyor bu sene. Her yönüyle, rengiyle, kokusuyla, yeşilliğiyle o bereketli yağmurdan mükemmel mi mükemmel %100 doluluk oranında bağ ve bahçe güzelliğini ortaya koydu. Gören telefona yapışıyor, selfie çekiyor, fotoğraf çekiyor. Bir gece ansızın bizim kasırgamız, belamız, musibetimiz geliyor, bahçeyi yok ediyor. Böcekler bir gecede tıraşlıyorlar. Sabahleyin bahçe sahipleri geldiğinde, "Ah, biz yanlış yere mi geldik? Nerede bizim bahçemiz? Dün o güzel olan bahçe, ah, sağa bakıyor, sola bakıyor. Biz yerimize mi geldik? Yanlış yere mi geldik? Keellem tağne bil ems. Dünkü bahçe değil. Bir varmış, bir yokmuşa dönüşmüş. Bir sel geldi götürdü. İşte dünya hayatı aynen böyledir diyor Allah Celle Celaluhu. O sel şu ana kadar sana bana vurmadı. Ama hiç beklemediğimiz bir anda sana da bana da vuracak. Yarın şunları şunları yapacağım derken sel gelip bizi götürecek, o yarını göremeyeceğiz.